Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla şehirler arası otobüs terminallerinde hareketlilik arttı. Otobüslerde yer bulmak mümkün olmazken devreye ek seferler girdi. On gün sürecek kurban tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar otogarlarda da yoğunluk yaşanmasına sebep oldu. Evimize gidiyoruz. İstanbul'a. Ailemizle beraber geçireceğiz. Bayramda planım Malatya'ya gidiyorum. Valla bayramda 10 günlük bir tatilim var. Tatilimi yapacağım. Başka bir şey... Aile ziyareti. Evime gidiyorum yani. Bayramda ailesini ziyaret etmek için yola çıkan da vardı. Tatil yörelerine gitmek isteyen vatandaşlardı. Kimisi ise tatil tercihini yurt dışından yana kullandı. Şu andan havaalanına gidiyorum, Dubai'ye gidiyorum. Memlekete gidiyorum. Artvin, Erhave. Tatilimi annemle babamla geçirmeyi düşünüyorum. Bayramı Eskişehir'de geçireceğim. Yani kurban keseceğiz, bayramlaşacağız. Bayramda şimdi Foça'ya gidiyorum, orada evim. Bayramı Altınoluk, Ören, Akçay, oraları gezerek geçireceğiz. Biz bayramda İstanbul'a gideceğiz. Ailemiz orada. Şu anda İzmir'e gidiyoruz efendim. Bu da bizim ailelerle toplumda bir bayramlaşma yapacağız. Allah nasip ederse. Yaşanan yoğunluk nedeniyle otobüslerde boş yer kalmazken otobüs firmaları talebe cevap verebilmek için ek seferler düzenledi. Otobüsler dolu. Vatandaş bayram tatilini tatil yörelerinde geçirecek herhalde. Sahillerin hepsi dolu şu anda. 100-150'ye yakında ek sefer açtık. Onlar da dolu. Dönüşleri de dolu. Daha da talep oldukça ek seferlerimiz devam ediyor. Bayramda oluşacak yoğunluğa karşı biletini erken alan vatandaşlar telaşa kapılmadan yola çıktı. Bilet arayan vatandaşların imdadına ek seferler yetişti. Yok, zorlanmadık. Daha önceden almıştık. Sadece yer koltuk yoktu. Bir anda koltuk ekstra açtı. Bilmiyorum ekstra bir otobüs mü koydular ne yaptılar. Ondan sonra işte yer açınca abi yer var dediler.